Arkadaşlar Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinden bahsederken önemli bir unsuru üzerinde durmamız şart. Bunlardan ilki de Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öncelikle Tarımı, hayvancılığı ve bu anlamda ekonomik geliş gelişmişliği artırmaya yönelik politikalardır. Bu politikalar genellikle devlet destekli yapılan ve bu anlamda ülkelerin kalkınmasını destekleyen politikalar olup ilk olarak Türkiye'de GAP'ı karşımıza çıkaracak. GAP projesi Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnur'u içerisinde alana. Türkiye'nin en büyük projesidir. Lütfen bunu unutmayalım. Türkiye'nin en büyük projesi diye karşımıza soru çıkarsa ilk aklımıza gelecek GAP projesidir. Göçler azalmıştır bu projenin yapılmasıyla. İş imkanları buna bağlı olarak artmış. Sulama gelişmiş ve tarım buna bağlı olarak son derece artmıştır. Bu bölgenin kalkınmışlığında da GAP önemli bir yer edinmiştir. DAP yani Doğan Dolu Projesi 16 ili kapsamakta tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yöneliktir. Bu projelerin ortak noktası nedir derse hemen aklımıza ilk gelecek şey özellikle bizim ülkemizde tarım ve hayvancılığı geliştirmektir. Lütfen unutmayın. ZBK yani Zonguldak, Bartın ve Karabük projesi demir çelik verimini artırmak, ulaşım, tarım ve hayvancılığı desteklemek projenin öncelikle üzerinde durduğu ana maddelerdir. Dokap dediğimiz proje ise yine Türkiye'yi bu anlamda kalkındırabilecek projelerden bir tanesi ve Doğu Karadeniz'i kalkındırmayı hedef alan öncelikli projeler arasındadır. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon projenin kapsamı içerisinde yer alan illerimizdir. Peki projelerde öncelikle neyi düşüneceğiz? Göçü önlemek, milli geliri artırmak ve ekonomiyi güçlendirmek yine Dokab'ın öncelik verdiği maddeler arasında. Yaşırmak Havza gelişim projesi, Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat'ı içine alan taşkın ve erozyonu önlemek, inşaat ve ulaşımı bu anlamda artırmak, nehri ısna etmek, Yaşırmak Havza projesinin önemli maddeleri arasındadır. Şimdi arkadaşlar... Bu bağlamda kültür bölgeleri. Kültür bölgeleri deyince aklımıza ilk gelecek bölgemiz Türk kültürü bölgesidir. Türk kültürünü simge eden unsurları sorabilir ÖSYM bize. Bu anlamda yine sıralayabileceğimiz şeyler çadır mesela Türk kültürünün önemli simgeleri arasına girmiştir. At yine aynı şekilde Türk kültürünün simgeleri arasında gösterilebilir. Türk kültürü oldukça yayılmacı ve bu anlamda birçok kültürü de, farklı kültürde kendi içerisinde hem asimile etmiş hem de etkilemiş kültür olarak karşımıza çıkacak. Lütfen bu da detay olarak aklımızda hatırla bilgisi olarak kalsın. Küresel ticaret deyince ithalat, ihracat, ham madde, üretim, tüketim ve dağıtım gelecek. Şimdi küresel ticaret dediğimiz nedir? Dünya üzerindeki bir merkezin diğer merkezle ki bu öncelikle bir ülkenin diğer bir ülkeyle yaptığı ticarettir. Bu bağlamda yapılan ticarete biz ne diyoruz? Küresel ticaret. Küresel ticarette ithalat ilk aklımıza gelecek soru. İthalat nedir arkadaşlar? İthalat dışarıdan ülkemize aldığımız tüm ürünlerin kapsamlı olarak ülkemizde yer edilmesiyle oluşturulmuş ticaret şekli. Yani ithalatta biz dışarıdan mal alıyoruz. İhracat nedir derse bize. İhracatta arkadaşlar ülkemizin yani Türkiye'nin dışarıya sattığı ya da herhangi bir ülkenin dışarıya sattığı tüm mamuller nedir? Yine ihracattır. Peki ham madde deyince aklımıza ne gelecek? İşlenmemiş olan ham maddedir ve Türkiye genellikle de ham maddeyi maalesef işleyebilmekte olan ülkeler arasında değil, işlenip di diğer ülkelerden yani dışarıdan alan yani ithal eden ülkeler arasında bu da bizim için olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu da önemli bir detay unutmayın. Yine üretim, tüketim, dağıtım üçlüsü var. Bu üçlüyü en üst başlık olarak tekrar inceleyeceğiz ama yeri gelmişken şunu söyleyelim. Üretim tüketim dağıtım üçlüsünü birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani üretimin olduğu yerde tüketim, tüketimin olduğu yerde dağıtımın artması bu anlamda birbirine paralel olarak ilerlemektedir. Bu da önemli bir vurgu. Küresel ticarette ithal ettiğimiz ürünler arasında neler gelir? Hemen onlara bir bakalım arkadaşlar. İthal ettiğimiz ürünler arasında tropik meyveler kesinlikle baş sırada. Çünkü ülkemiz tropikal alanda olmadığı için tropikal meyveleri dışarıdan alıyoruz. Buna da ne diyorduk? İthalat. Yine aynı şekilde otomotivle ilgili, otomobille ilgili tüm alım satımları maalesef yine dışarıdan gerçekleştiriyoruz. Buna bağlı olarak teknoloji, teknolojinin içerisine girecek tüm ana materyallerde ithalat listemizin başında yer almaktadır. İhracat deyince yani biz dışarıya sattığımız mal olarak acaba öncelikle neleri söyleyebiliriz? Onlar içerisinde beyaz eşya var. Beyaz eşyayı artık ilerleyen e, teknolojilerle e, dünyada da biz e, dışarıya satabilen ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız. Peki beyaz eşyanın yanı sıra tarım ürünlerinde ve hayvancılıkta Türkiye ihracat olarak en başı çekmektedir. Bu biz, bizim için e, ekonomik olarak artısı da eksizli olan bir değer olarak karşımıza çıkacak. Ham madde deyince söylemiştik Türkiye bu anlamda ham maddeyi işleyebilen değil daha çok ham maddeyi satıp işlenmiş halini dışarıdan alan bir ülke bu anlamda bize dezavantaj sağlamaktadır. Bu da ham maddenin gelişmişlik ya da geri kalmışlıkla paralel ilerlediğinin bir göstergesi. Üretim, tüketim, dağıtım ayrılmaz üçümüzde gelecek konularda üst başlık olarak işleyeceğiz. Bölgesel ticaret deyince aklımıza ne gelecek? Bölgesel ticaret, bölge içerisinde e, ekonomilerin kendi alanlarında yaptığı farklı ticaret türlerini içine alan e, bölgesel ticarettir. Ülke içi ticarette ise ülkelerin kendi illeri arasında yapılmış olan ticaretini biz ülke içi ticaret diyoruz. Küresel ticarette ise az önce belirttiğimiz üzere bir ülkenin diğer bir ülkeyle yaptığı ticaret küresel ticaretti. Peki küresel ticarette öncelikli olan ülkeler nelerdir? Ve bu ülkeler hangi maddelerle küresel ticaretini daha yoğun gerçekleştirmektedir? Onlara bakalım. Toprak üretim alanları. Toprak üretim alanı deyince aklımıza büyük ülkeler, onlardan iki ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gelecek. Bu e, ülkeler yüz ölçüm bakımından oldukça yoğun olduğu için zaten bu anlamda toprak üretim alanlarına da e, öncelikle sahip olan ülkeler arasında rahatlıkla girebilecek ülkeler. Orman üretim alanları. Kongo. Amazon. Hemen bu ikiye hatırlayalım. YGS konusunda özellikle vurgu yapmıştık. Amazon ve Kongo deyince aklımıza ilk olarak neresi gelecek? Ekvatoral bölge. Ekvatoral bölge oldukça yoğun yağış alan bölgeler arasında. E bu yağışla beraber orman miktarının artması bu anlamda orman üretim alanı olarak da ön sıralarda yer almasına öncelikle sebep olmuştur. Yine Kuzey Avrupa bunu da hatırlayalım YGS başlıklarında Kuzey Avrupa'nın oldukça yağışlı bir yer olduğundan bahsetmiştik. Hatta 4 mevsim yaşalan ılıman okyanusal iklimde yoğun görüldüğü yerler arasında Kuzey Avrupa. Kuzey Avrupa'nın da bu anlamda orman sanayisinin gelişmesi muhtemeldir. Ve bu e, anlamda yine ithalat ve ihracat dengesini orman üzerine kurmuştur. Kuzey Amerika yine aynı şekilde Kuzey Amerika bu anlamda orman üretim alanına sahip olacak alanlar arasına girmiştir. Peki balıkçılık üretim alanları nelerdir? Japonya balıkçılıkta önder olan ülkelerden ilki. Peru yine aynı şekilde. Kanada, ABD batısı balıkçılıkta gelişmiş ülkeler arasında. Yine buraya ekleyeceğimiz bir ülke daha var. Şili de yine balıkçılık yapan ve bundan ekonomik getiri sağlayan ülkeler arasında girmektedir. Hayvancılık. Avustralya özellikle küçük baş hayvanda öncelikli ülkelerimiz arasında. Yine Kuzeybatı Avrupa hem gelişmişlik hem de bu anlamda hayvancılığa uygun alanların olması. Orta ve Güney Afrika'da yine aynı şekilde bu anlamdaki ekonomik kalkınmayı sağlamıştır hayvancılık adına. Sanayi üretim alanları deyince yine Kuzey Amerika çok öncelikli ülkemiz. Çünkü Kuzey Amerika bu anlamda teknoloji ve ekonomik kalkınmışlığı üst safhalarda geliştiren ülkeler arasında olduğu için yine biz ne yapacağız? Sanayi ve hizmet alanlarını Amerika'yı mutlaka dahil edeceğiz. Batı Avrupa, Japonya, Çin, Güneydoğu Asya ve Rusya'da yine sanayi üretim alanları arasına girecek ülkelerimiz öncelikle. Modern üretim alanları yani bu anlamda pazar sağlayabilecek modern teknolojinin kullandığı alanlar nelerdir? Avrupa yine öncelikli, yine ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya. Burada Güneydoğu Asya'da yine belirtmemiz gereken önemli bir detay var. Nüfusun yani işçi gücünün fazla olması bölge içerisinde modern ticaretin ve ekonomik kalkınmışlık üzerindeki etkisine sebep olmuştur. Bunu da lütfen atlamayalım, nüfus diyelim buraya bir artı koyalım pazar alanları bakın modernizmin ve pazarın ve hatta bu anlamda küresel ölçekteki büyük ülkelerin birbirle paralellik gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü o paralellik bu anlamda ekonomik gelişmişliğin ve kalkınmışlığın büyük olduğu, büyük ölçekte gerçekleştirildiği gelişmiş ülkelerde yaşanmaktadır. O zaman pazar alanları yine aynı şekilde modern ticaret ve küresel ticaretin yoğun yapıldığı alanlarla paraleldir. Lütfen unutmayalım. Bunlarla ilgili önemli hatıralarımız var. Bu hatıralar bu anlamda soruyu bizim daha kolay yapmamızı sağlayacak önemli detay bilgileridir. ABD deyince aklıma kömür, petrol, tarım arazileri ve su kaynakları gelecek ki az önce bunlar üzerinde oldukça yoğun durduk. Yüz ölçüm büyük bir ülke olduğu için genellikle birçok şeyden bu anlamda menfaat sağlayabilmiş önemli bir e, gelişmiş ülke merkezi olabilmiş. Rusya kömür, doğalgaz, petrol, orman ve su kaynakları bakımından oldukça gelişmiş. Yine aynı şekilde yüz ölçüm büyüklüğü etkili olmuştur. Almanya kömür, özellikle taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuş, demiş. Orman ve su kaynağı ile geniş düzlükler bu anlamda Almanya'nın kalkınmışlığına katkı sağlamış önemli alandır. Nijerya petrol ve orman. Bakın arkadaşlar Nijerya gelişmiş ülkeler arasında değil ama çok önemli petrol sahalarına sahip olduğu için OPEC üye ülkeleri arasına girmiş bir ülkedir. Bu da önemli bir detay olsun. Azerbaycan yine petrol ve doğalgazla üstünlük sağlamış. Moğolistan yüksek iklim elverişsiz yeraltı kaynağı az. Japonya engebeli maden yok denecek kadar az. Şimdi burada ÖSYM tarafından sorulacak 3 tip soru çıkabilir karşımıza. Japonya ile ilgili ne diyebilir bize? Ee, doğal kaynak bakımından oldukça fakir. Burada da belirtmiştik zaten. Doğal kaynak yok denecek kadar az. Engebeli. Yine sahay bu anlamda tarımı açamayacak. Ama ÖSYM şöyle diyecek. Japonya gibi ülkelerde doğal kaynak yetmeyecek. Az fakat bu adamlar nokta nokta ile kendilerini geliştirebilmiştir. Ne diyeceğiz hemen cevap olarak? Teknolojik gelişmişlikle bu anlamda dünya devi arasına girebilmiştir Japonya. Bu birinci tip sorumuz. İkinci tip soruda ise hiçbir anlamda gelişmişlik kaydedememiş. Zaten yeraltı kaynağı ve tarım sahası olarak da ülke gelişmemiş olsun diyecek. Onun da cevabımız ne olacak? Moğolistan. Ne diyoruz tekrar edelim. Her anlamda ülke ee, zor durumda. Yani ne doğal kaynağı sahip ne de teknolojik gelişmişliğe sahip. Böyle bir ülke sonrası ikinci tip soruda da Moğolistan'ı rahatlıkla işaretleyebiliriz. Üçüncü tip soru ise şu başta saydığımız ABD, Rusya, Almanya, İngiltere gibi hem kalkınmış hem de doğal kaynak bakımından oldukça şanslı ülkeleri soracak. Onda da üçüncü tip soru olarak hemen ne diyeceğiz? Hem gelişmiş ABD, hem gelişmiş İngiltere, hem gelişmiş Almanya ülkeleri diyebiliriz rahatlıkla. 3 tip soruda da yapacağımız yorum bunlardır arkadaşlar.